βάλουμε. Από εκεί πάρε έτσι και λέγανε να πάνε Αλβανία και να περάσουν. Του λέω, μην πάτε ρε παιδιά Αλβανία, περιμένετε εδώ άμα είναι. Η Γουμενίτσα, ας πούμε, αν υπήρχε από Γουμενίτσα, θα μπορούσε να προλάβουν το Γουμενίτσα. Σε Γουμενίτσα υπάρχει. Gördüğünüz gibi gemiye bindik. Sanki gerçekten Allah'ın yardımı oldu. Yani ben öyle hissediyorum. Neden derseniz, hiç ne geleceğim yeri biliyordum, kimden ne isteyeceğimi biliyordum. Gönlümdeki o sese inanarak dedim ki buradan gir, buradan devam et. Motor şurası gölge, oraya gir dedim ve girdiğim yerde eşim Meltem gitti, elinde biletle çıktı. O biletle çıkma anını tabii çekemedim. O sırada ben çimlerde belimi dinlendirmek üzere yatıyordum. Gördüğünüz gibi motorla bindik ve şu anda da Petras'tan yola çıktığımız gemide Bari'ye doğru gidiyoruz. Yattığımız yeri birazdan göstereceğim. Tabii insanlar böyle botlar, şeyler şişiriyor, deniz yatakları bilmem ne. Biz tamamen halının üzerinde yatacağız çünkü matları alacak yer dahi bulamadık. Bu konuda biraz daha deneyimli, tecrübeli olacağız. Bir dahaki kezimizde öyle inanıyorum. Şimdi sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Bari limanına varmış bulunmaktayız. Gece yolculuğu bayağı iyi geçti. Allah'tan yatacak yerimiz vardı. Ve şu anda limana yanaşıyoruz. Arkadaşlar Roma'nın bir köyündeyiz ama gerçekten çok güzel böyle evlere bakın ya. Koku böyle çiçek kokusu falan geliyor. Çok güzel kokuyor. Bakar mısınız? Harika. Yani böyle aldığım nefesi, oksijeni anlatamam. Yani güzelliğinden bahsedemem size. Anlatmak imkansız. Ama nefes alıyorum ya. Nefes. Kaldırıma çıktı ya. Otobüse bak. Bazen Türklüğümüzü konuşturuyoruz tabii ama her zaman yapmam. Burası küçük bir yer diye. Çok tertipli, çok güzel, böyle düzenli bir yer ya. Müze varmış. Capriccio.
Capriccio. Hey Capriccio. Vay, düğün kilisesi. Şu anda 38 derece. Zaten yukarı bak, bak. Oh, serinlik geldi ya. Bakacağım ben. Bir daha bakacağım. Kafayı 4 dakika kaldı diyor. Hadi hayırlısı. Az kaldı. Çocuğa yine soralım mı? Burada da var Narkan. Bunlar ne? Bizim istediğimiz gibi peynir yok herhalde bunlarda. Ya öyle beyaz peynir bulamazsın da hangisi en yakın onu bilmiyorum. Hani nasıl anlatırım onu da bilmiyorum. Söyle kız çocuğa sor. Tamam, nasıl anlatacağım? Beyaz peyniri nasıl ya, anlatacağım? Ya inek peyniri. Tamam, inek peyniri bunların hepsi. Cheese, bilmem ne cheese diyeceğiz. Neydi ha? İnek? İnek neydi? Tamam, inek. Bunların hepsi inek peyniri i̇nek de. İnek neydi hayatım? Cow. Cow. Excuse me. Cow cheese. Nothing. Cow cheese. Cow. Şimdi bir de taklit yapacağım. Like Greece cheese, you know, white cheese. White cheese. Feta, feta. Okay. Thank you. 3.19, 3.99. 3.19 bu. Bu kaç? Bu 3.19. Bir şey söyleyeceğim. Böyle olana kadar o zaman şu ne kadar bak. O kaşar peynir. Sen beyaz peynir sordun ya. Yok, illa şey olmasın. Kaşar peynir alın. Bak. Ha, bilmiyorum hangisi bereketli. Ha, 1.99. Dilim peynir. Evet. Beğenirsek alırız. Tamam. Bizim aslında yaptığımız şey şu, yanlış. Mesela böyle görüp yani bununla bakmamız lazım. Niye? Yani şunlara. İndirim olduğu için. Evet. Tamam, aldık. 199 iyi onlar. Hadi. Meltem, bu tane mi kilosu mu bir dolar? Şey bir euro. Tanesi orada. Şey. Bak bu da yazıyor. Kilosu. Kilosu mu? Aha. 89. Yani bir dolar 30 lira oluyor. Bu ne kadar? Bu da yarım kilo gelir mi? Şu 4.19 mesela. Bu ne kadar? Şurada yazıyor. 3.76.
Buradan küçük seçsek daha mı avantajlı? Pek de küçük değiller. Bir de nasıl götüreceğiz Serkan? Motordayız. Ha doğru. Ya bunu sonra alırız. Tamam, peki. Şuraya şöyle katayım. İki poşet yaparsak. Şöyle bir domatesin poşeti var zaten. Aa bu ne? Manta. Gazoz. Ha? Alalım 0.30'muş. Ha? Manta böyle 1 litresi 0.30. 1 litresi 0.30. Alalım mı? Aldık ya hayatım. Gazoz gibi bir şey bu ama. Ablan çok ciddi ama çok şey. How close is one? How when is close to this evening? Nine. Good life. Bizde hapşırınca şey derler ya. Bless you. Bless you. Thank you. Thank you. Nice day. Bir dakika Serkan, gözümü kaldırayım. Tamam. Gözümü kaldıracağım. Tamam, ben buradan çıkıyorum. Ben kaçtım. Ben gidiyorum. Arkadaşlar yurt dışında şunu biliyorum. Rahat olacaksınız ya. Kendinizi kasmaya gerek yok gerçekten. Ya benim İngilizcem o kadar iyi değil. İşte nice day diyorum. Çok yaşayı good life diyorum. Halbuki kadın ilk defa duyuyor böyle şeyleri. Ha, umurumda mı? Değil. Çünkü ben güzel bir şey yaptığımı hissediyorum. Güzel konuşuyorum. O kadar da basit. Bu konuda aklıma geldiği için söyleyeyim. Bu konuda Ferhat Hakan'ı tanırım. Gerçekten öyle. İngilizceyi böyle çok iyi bilen bir insan gibi acayip yedirir yani. Ha kötü mü? Değil. Benden daha iyidir İngilizcesi. Kardeşimi de buradan anmadan etmeyeyim. Bunları ben takacağım şimdi şeye Meltem. Kollara. Aşk olsun ya. Aşk olsun ya. Şöyle keyfini süreceğimiz bir akşama hazırlanalım şöyle. Roma'ya yakınız. 20 kilometre. En uygun yer. Ama şehir içinde olmaktansa burayı tercih ederim. Dedim. Yolu teperim diyorsun yani. Aşk olsun ya. Kaç kilometre gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Şimdi Türkiye'den çıkalı. Size bilgi vereyim. 1812 kilometre. Daha doğrusu bunun 200 kilometre. 2000 kilometre. 200 kilometre sonra şeyden. Selimpaşa'dan kaç kilometre işte Bostancı'dan Selimpaşa'ya o kadar kilometre yazmadığını fark edin. Farz edin. 1812 toplam 2000 kilometre. Ben bu trip 1'i sıfırlıyorum devamlı. Şimdi gelelim şeye tamam diyelim. Başlat diyelim. Ya dibindeyiz evin. Evet. Şimdi, yok yok. Şimdi tut ben bir döneyim. Bir saniye tut. Anlatayım. Tenere 700, tenere 700 olalı bu kiloyu görmemiştir. Ayağımı üstüne binerek atmıyorum. Böyle atıyorum. Şimdi ev sahibimizin yanına doğru gidelim. Şöyle bir döneyim iyice.
Ops. Bir yerde durduk, güzel. Ya bunu ben alırım, öyle olmaz mı? Olur olur, gel. Hayır hayır, sen gel. Ben alacağım onu. Gel, öbür tarafa bak. Küçükken bisikletle alışverişinde... Hayatım şunun üstüne oturturuz, ben onu tutarım. Biraz sen daha... nasıl tutacaksın? Tutarım ben onu. O zaman ver de alırsın, gel otur. Ne kadar uyumluyuz. Kafa atmadan bir insan. Sizin de işleriniz yapıyor mu böyle? Koruma alayım. Ah. O ne ya? 0.99'muş. Taktım acaba. Ya ev sahibi şöyle iyi olsa. Tamam aşkım. Tamam. Ev sahibi şöyle iyi olduğunu düşünsene. Bir gidiyoruz börek yapmış mesela. Ha, biz Türkler öyleyizdir. Ama bu ev sahibi nasıl bilmiyorum. Yabancılarda bunu görmek zor bence de. Bir gidiyoruz böyle pişi pişirmiş. Bir gidiyoruz, atıyorum. Ya uzun yoldan geldiğinde sizin için köfte yaptıydım. Hayatta yapmazlar zaten işte. Gel gel, üzerime gel. Aa, Avrupa'da tümsek gördüm ya. Görmedim demem ha. Arkadaşlar, şimdi geldik Roma'ya yakın bir köyde. Çok güzel bir evde kalıyoruz. Yani buraya 20-25 dakika gibi bir mesafesi var. Hatta şu anda makarna yapıyoruz. Yine ton balıklı makarna yiyeceğiz. Çok güzel bir dolabı var. Evin tertemiz. Birkaç alışveriş bir şeyler yaptık işte. Burada balkonu var. Bakın buradan bir gösterelim şöyle. Çok güzel bir köy burası. Birazdan ismini söyleyeceğim. Daha doğrusu söylemeyeyim, şöyle yapayım, açıklama kısmına yorum yapanları özelden mesaj atayım. Eğer merak ediyorsanız bana yorum yazın, yorum yazarsanız mesajda buranın neresi olduğunu size söyleyeceğim. Banyosu böyle, burada bir ışık şöyle geliyor. Şuradan ışık geldiği için burasını aydınlatıyor, karanlık değil. Burası duş şeyi var, yeri. Burada çok güzel, tertemiz. Ev sahibi çok ilgili bir kere. Yani gerçekten çok titiz, temiz. Geldiğimizde ev tertemiz kokuyordu ve biz geleceğiz diye klimayı açarak şey yapmış, bırakmış. Böyle çok güzel set. Ve bu şekilde çatı katında bir oda. Ve gelelim yatak. İşte kafaya dikkat etmek gerekiyor. Sağ tarafında yatan kalkarken çömelerek geçmesi lazım. Baş uçlarında böyle lambaları var. Masa var. Aynı zamanda televizyonu karşısına koymuşlar. Yalnız şurayı bir açmam lazım. Ya daha doğrusu terastan göstereyim. Böyle geldik, yayıldık biraz da. Kusura bakmayın, ceketler, meketler, bilmem neler, ayakkabılar hatta dışarıda tertemiz koksunlar diye. Dolabı var. Komodini var böyle. Asıl gelin bakın, nereyi göstereceğim böyle. Kaldığımız yeri, çamaşırlar asılı, kusura bakmayın. Evet, burası çok güzel bir köy. İtalya'da, Roma'ya yakın İtalya'da bir köy. Ve tarihi bir köy. Buradaki evler yeni olabilir ama iç tarafa doğru tarihi bir köy. Hatta tarihi kilise de şu tarafta, biraz yakınlaştırıyorum. Evet, bu köy harika bir köy. Gün batımı olmak üzere. Bahçesi böyle sakince güzel. Ev mavi şimdi burada. Bakın. Böyle güvenli bir yere çektim. Yani şöyle söyleyeyim size. Kendime çevireyim kamerayı. Roma'da kalmak istemedim. Merkezde hem pahalı artı güvenlik açısından, motorun güvenliği açısından riske etmemek adına böyle bir köyde kalalım. Hem de uygun fiyata kalalım. Kendimize ait mutfağımız, banyo, her şey amade yani. Ev sahibi çok titiz dediğim gibi. Burayı belirteceğim neresi olduğunu. Bana
mesaj atan, abone olmuş, mesaj atan kim varsa buranın nasıl bilinir, hangi köy olduğunu ve nasıl kiralayacağınızı söyleyeceğim, anlatacağım. Şimdilik bu kadar.